Bir makas yaptık ve köylünün üzerine gelip sağ tıkladık. Görmüş olduğunuz gibi gençler, köylünün burnunu kesmiş olduk. Evet, burnu şu an yere düşmüş oldu köylünün. Burnu buraya ekiyoruz ve bu burun görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş, dur şunu da alalım şuradan. Yavaş yavaş bakın bir köylüye dönüşüyor. Evet, bildiğiniz buradan bir köylü yetişiyor. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün ormanın tam ortasındayız. Evet, hemen şöyle gösteriyorum. Ormanın tam derinliklerinde, iç kısmındayız ve karşımızda görmüş olduğunuz gibi, evet, bu kral duruyor. Biraz kalıplı, evet, kolları molları bayağı böyle kalıplı bir kral duruyor karşımızda. Bunun ismi, şöyle göstereyim biraz da, görüyorsunuz bak şuradan, Ayhan. Evet, Ayhan amcamız. Kendisi keşifçi. Derdinin ne olduğunu birazdan siz de göreceksiniz. Ben zaten öğrendim. Hep beraber amcamızın derdini çözmeye çalışacağız. Ondan önce, hepsinden önce videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Ve bunun yanı sıra da nasıl olduğunuzu sormak istiyorum. İnşallah iyisinizdir, hayatınız güzel gidiyordur, mutlusunuzdur. Evet, onun dışında diyecek bir şeyim yok. Sınav haftanız falan başladıysa başarılar diliyorum hepinize. Neyse, o zaman kısacası artık Ayhan amcamızın yanına gidelim değil mi? Bakalım Ayhan amcamız bizden ne istiyor? Ayhan amca. Merhaba, ben Ayhan. Büyük bir şirkete bağlı olarak keşifler için geziyorum. Evet, bir şirkette çalışıyor ve keşifçi olarak çalışıyor. Zaten üstünde yazıyordu. Söylentilere göre buralarda bir yeraltı şehri varmış. Evet, görmüş olduğunuz gibi buralarda bir yeraltı şehri var olarak duymuş ve onu araştırıyor. Yani bu şekilde işte böyle önemli yerleri falan, bilinmeyen yerleri bulmaya çalışan bir insan. Kendisi o mevzusunu anlamışsınızdır. Şimdi ve bu şehirdeki köylü halkı mutasyona uğramış diyorlar. Yani farklı canlılara benzeyen köylüler bulunuyormuş. Yani şöyle demek istiyor. Mutasyona uğramış, mutasyon geçirmiş değişik şekilde köylüler bulunuyormuş. Bu sefer bu köyü arıyorum diyor. Biraz aşağılara doğru kazdım ama pek bir şey yok gibi gözüktüğünü söylüyor. Varsa da geçidi bulmasının çok zor olduğunu söylüyor. Çok uzun süreceğini söylüyor. Yani hani yardımın dokunursa çok sevinirim aslında diyor. Ve bir gülücük koyuyor bize. Gülücük demek, evet, bana yardım et demek yani kısacası. Evet, Ayhan amcamıza yardım edeceğiz elimizden geldiği kadar. Ama Ayhan amcacığım, şimdi yanlış yapıyorsun. Eline kalemini, kazmanı almışsın. Orayı ölçerek, biçerek, kazarak aşağı ulaşamazsın. Evet, eğer aşağıda bir yeraltı şehri varsa nerede var? Ulan burada mı var? Şurada mı var? Bu ağacın altından mı? Hani emin misin? Bunu denemen için, doğru, dediğin gibi çok uzun sürer. Senin yapman gereken şu. Üstün tecrübelerimle şimdi ben sana yardım edeceğim. Şimdi bir crafting table lazım bize. Evet, varmış zaten burada. Yapacaktım baştan. Şimdi şurayı bir kıralım. Tamam. Crafting table'ımızı ben şuraya koyuyoruz. Mükemmel. Ve bunun içinde bizim yapmamız gereken bir şey var. Bunu yapınca zaten ne yapacağımızı hemen anlayacaksınız. Şimdi barutumuz var mı? Allah şükür var. Tamam, çok güzel. Barut dışında kum da var. Mükemmel. Tamam, artık her şey yapabiliriz. O zaman şimdi barutlarımızı bu şekilde kenarlara yediriyoruz şöyle. Bir tane de ortaya koyuyoruz. 5 tane barut. Ve hemen kumlarımızı koyalım. Evet, ne yaptığımızı zaten siz daha iyi biliyorsunuz. Ayhan amcamıza yardımcı olmak için en iyi yöntem bu. Çünkü TNT patlatırsak, evet burada mesela kazmış buraya kadar. TNT patlatırsak daha çabuk aşağı ineriz. Daha güzel olur. Ayhan amcamız hani tek tek inerek, deneyerek bulmaya çalışmış ama biraz sıkıntı. Yani buradan aşağı inebilir miyiz? Acaba giriş buradan mı yoksa başka bir taraftan mı? Yani kocaman bir dünyadayız sonuçta. Şimdi bazı koordinatlarla buraya kadar gelmiş ama hani sonuçta emin değil. Bir tane daha TNT yapalım mı o zaman? Evet, bir tane daha TNT yap. Dur, şuraya koyarak bir tane daha yapıyoruz. Hatta bir tane daha yapabiliriz ya bunun üstüne. Değil mi? Evet, bir tane daha yapalım gençler. Toplam 3 tane TNT'miz olsun. İyice aşağı doğru inelim. Aynen. Şimdi arkadaşlar 3 tane TNT'miz var. Şu yemeğimizi falan şöyle kaydıralım. Onun dışında bir de çakmak lazım bize. Yok mu lan çakmak? Tüh, benim çakmağım vardı ama neyse, yapalım bir tane daha. Flint lazım bize. Flint, flint, flint. Gravel nerede? Evet, gravel'ımız var. Çok güzel. Gravel'ımızı böyle koyuyoruz. Gravel'ımızdan şimdi flint çıkarmaya çalışacağız gençler. Evet, gravel'ımız tabii ki uyuzluk yapıp bir flint fırlatmazsa bize sıkıntı. Evet, görmüş olduğunuz gibi fırlatmıyor. Lanet olsun. Koy şöyle. İki tane, yok, fırlatmıyor asla. Asla. Mümkün değil. Lan TNT. Ver onu. Heh. TNT patlatacaktım yanlışlıkla. Hah, tamam, çok güzel. Flint çıktı içinden. Evet, elinde sonunda bir tane flint çıkardık zor olsa da ve şimdi çakmağımızı da yaptık. Evet gençler, hazır mıyız artık patlatmaya? Evet, patlatma işlemi başlasın o zaman. Şimdi bir TNT'mizi buraya koyuyoruz ve bunu ateşleyeceğiz. Evet, ateşliyorum bak. Ateşliyorum Ayhan amca, dikkatli ol ha. Tamam mı? Dikkatli ol. Ateşledim. Ayhan amca, dikkatli ol. Ah. Patladı. Evet.
Oo, daha biraz daha yolumuz var. Evet. Hani bu şekilde daha kolay, ama görmüş olduğunuz gibi etrafı yara yara geçiyoruz. Şimdi bir TNT de şurada patlatalım. Evet. Patlatıyoruz, ateşliyoruz. Hadi bakalım, hadi bakalım. Patlıyor, patlıyor. Ayar amca dikkat. Lan ayar amca. Ha, dikkat et. Manyak mısın ayar amca? Git şuradan. Köşeye git, dur. Bekle. Şu tarafa gitsen. Ayhan amca benden söylemesi. Eğer aşağı düşersen benimle beraber, bak sıkıntı olur. Aşağıda çünkü yeraltı şehri varsa düşersen büyük sıkıntı, değil mi? Ölürsün. Şimdi bir TNT'miz daha kaldı ve bunu da gençler şöyle şuraya bırakıyoruz. Ve bir patlama daha yaşatıyoruz burada. Evet Ayhan amca dikkat et. Allah razı olsun. Dikkat et. Ah! Aa! Hala bir şehir yok ortada. TNT'miz de kalmadı. Neyse yeter kadar aşağı indik, dur bakayım. Aha evet, işte görmüş olduğunuz gibi TNT'ler sayesinde şehri bulduk. Şöyle biraz daha açalım. Görmüş olduğunuz gibi gençler, geçitten şehir gayet net gözüküyor. Ama o mutasyona uğramış dediği köylüler yok ve biz buraya nasıl ineceğiz? Aha bak, evet şimdi mevzu burada. Şurayı da biraz açalım şöyle. Şimdi mevzuyu görüyor musunuz? Bak aşağıdaki şehre şöyle ineceğiz. Şurada bir su birikintisi var. Buna iyice bakıp bakalım bir. Heh. Şuraya yetişemeyiz değil mi? Evet, oraya yetişemeyiz. Oraya kadar kassak yok, yine yetişemeyiz. Şimdi buna atlayabiliriz. Buna atlarsak bir şey olmaz herhalde ya. Derindir. Çünkü bak bir tane evin çatısında bir su gideri tarzı bir şey bu. Bak şurada su tıkanmış zaten. Tamam, atlıyorum o zaman Ayhan amcacığım. Tamam mı? Ben sana gerekli bilgileri edinip geri geleceğim. Nasıl geleceğim bilmiyorum. Blok koyarak mı geleceğim artık buraya bilmiyorum. Şimdi atlıyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Atladık, atladık. Hop, tam suyun içine düştük. Mükemmeliz. Ulan var ya, Assassin's Creed gibiyiz yemin ediyorum ha. Bak şimdi, bak bak, mevzu yok. Hoppa. Gördünüz mü? Atlıyoruz, zıplıyoruz. Şimdi gençler. Ha, mesela bir tane villager'ımız burada. Ne yapıyorsun sen burada? Nesin? Ne işe yararsın? Canım benim. Oho lan, bir tane çiçeği elmas, konuşamadım. Elmas chestplate veriyor. Aa, burada köyler abi manyak. Baksana tipe zaten. Değişik bir tipi var. Şöyle kafasındaki falan bayağı değişik. Allah Allah, dur bakalım. Alalım. Tamam, elmas chestplate'imizi. Oğlum senin ne kadar küçük bir dükkanın var lan. Aa. Aa. Bak yalnız bir şey dikkatimi çekiyor ha burada. Bir dakika dur. Şunu şuraya al. Evet. Dikkatimi çeken şey sizin de dikkatini çekmiştir. Şurada bak, toprak var ve bir geçit var. Ne yapıyorsun lan sen burada? Şşt, ne yapıyorsun sen burada? Bakayım. Aa. Seni gidi simsar. Ulan simsar, ulan simsar. Bak 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 bak. Bildiğin burada maden açılmış lan. Bak, obsidyen var. Dur bakayım. Devam edelim şöyle. Allah Allah. Ah, bir chest var burada ve görmüş olduğunuz gibi, oh, chest'in içi bayağı bir dolu. Demek ki burada saklıyormuş. Bunun deposu gibi bir şey herhalde. Bunları burada birleştiriyor, tekrar satıyor. Ucuz olmasının sebebi o. Ha, çiçekle vermesinin sebebi o. Aynen. Evet, mantıklı şu an. Bu bunları bir yerden ya çalıyor bir de çırpıyor, biliyor musun? Zaten tipinde memnuniyet yoktu. Ne? Evet, uyandık yataktan ve görmüş olduğunuz gibi yatak da güzel yerde. Ha. Manzaralı odada, baksana dışarıya. Çok güzel. Şimdi gençler. Evet, görmüş olduğunuz gibi biz bu köylüler arıyoruz işte. Dur bakayım. Oo, sen bayağı kazıkçısın Muruk. Sen 16 tane. Bu nereden bileyim 16 tane yiyin şimdi? Bir de zümrüt veriyor bir tane. Aa, cinse bak. Şimdi sen bir git bakayım sen. Ama bu farklı, gördünüz mü? Bu ne? Bunlar kabileden ha, bir şey söyleyeyim mi? Bunlar normal köylü değil. Doğru söylüyor. İlginç ilginç biçimlere girmişler. Baksana şuna. Savaşçı. Sen ne veriyorsun? Oha. Sen 13 tane. Sen ha, Allah Allah. Sen tarımcı. Sen tabii ki seed istiyorsun. Başka ne isteyeceksin? Evet, karpuz seed istiyorsun. Çok istiyorsun ama ya. Bunların ticaretini ben anlamadım. Bunların ticareti bir değişik. Baksana 3 tane şey, demir balta istiyorsun sen. Sen. 3 tane demir balta. Öyle mi? Öyle olsun. Tamam. O bu ne lan? Gel bakayım buraya, gel gel. Buraya gel. Şşt, lan kaçma gel. Sen zaten uçmuşsun. Gençler, köylüleri gördük. Bayağı köylüler var işte. Kabile köylüleri bunlar. Ona benziyor. İşte Apache köylüler falan diye geçiyor herhalde bunlar. Bunlar bir modla ekleniyor. Evet bak, guru yazıyor mesela. Gördüğünüz gibi. Bir modla ekleniyor bunlar. 3-4 tane daha farklı, nasıl söyleyeyim size, köylü modeli ekleniyor oyuna. Güzel mod aslında. Evet, ben modun linkini açıklamaya koyarım hatta. İndirmek isterseniz gençler modu indirebilirsiniz. Güzel bir mod. 3-4 tane daha işte bu şekilde farklı köylüler ekliyor. Hani village'larda çıkıyorlar, doğuyorlar. Hani eğer oyununuza işte mod paketinize falan eklemek isterseniz size de aşağıda linkini veririm. Açıklama kısmında bulunur. Şimdi şöyle bir şey daha yapacağım. Yine mod sayesinde.
Kendime bir makas yapmam lazım benim. Evet, yanlış duymadınız. Bir makas lazım bana. Evet, eski izleyiciler bilir ama ben eskiden bir mod tanıtmıştım. Evet, çok eskiden güzel mod tanıtmıştım. Şu taşları bir atalım şimdilik. Mod ne biliyor musunuz? Bakın, normal köylülerin üzerinde deniyorum zaten bunu. Bunu bir de şunların üzerinde deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Şimdi normal köylüde zaten oluyor. Modun kendinde var bu. Bir makas yaptık ve köylünün üzerine gelip sağ tıkladık. Görmüş olduğunuz gibi gençler, köylünün burnunu kesmiş oldu. Evet, burnu şu an yere düşmüş oldu köylünün. Evet, görmüş olduğunuz gibi burnu burada. Ve bu burnunu şöyle hemen ne atabiliriz? Şunu atalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi burnu şu an elimizde gençler. Evet, bu bildiğiniz bir köylü burnu. Bunu istersek kendimiz bu şekilde takabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Bak bak, oynayacak şimdi bak. Niye oynamıyor lan? Neyse, oynamasın, boş verin. Şimdi bu burnu ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bakın, bu burnu şöyle alıyoruz elimize. Daha güzeli. Evet, bu daha da güzel bir nokta modda. Şöyle göstereyim. Bir tane şey lazım bize. Tarım alanı lazım. Oğlum çiftçiler, nerede tarım yapıyorsunuz? Manyak mısınız? Hiç sizin tarlanız, tapanınız yok, hiçbir şeyiniz yok. Şimdi geliyoruz buraya. Evet. Şunu topluyoruz ve görmüş olduğunuz gibi bu burnu buraya ekiyoruz. Evet. Çık git elimden. Burnu buraya ekiyoruz ve bu burun görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş, dur şunu da alalım şuradan. Yavaş yavaş bakın bir köylüye dönüşüyor. Evet, bildiğiniz buradan bir köylü yetişiyor. Bildiğiniz yani tarlada köylü yetiştiriyoruz. Hani bildiğiniz bir insan yetiştiriyoruz şeyde, tarlanın içinde. Hani buğdayların yanında görmüş olduğunuz gibi böyle bir köylü doğuyor. Tabii ki buna şey de basabiliyoruz. Kemik tozu da basabiliyoruz. Şu an elimde olmadığı için basamıyorum ama... evet, elimde olsaydı basacaktım. Kemik tozunuz varsa eğer buraya basıyorsunuz, böyle hızlı 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 böyle büyüyor. Kocaman oluyor ve bir köyle dönüşüyor yani, kısacası bir köylü doğuyor oradan. Hani o da aklınızda bulunsun. Bu modu da isterseniz açıklama kısmına koyarım. Hatta şu an sağ üstte koyarım unutmazsam bunun videosunu, tanıtım videosunu. Evet arkadaşlar, bu modun tanıtım videosunu koyarım. Daha detaylı görebilirsiniz. Bakın, çalışkan. Evet, köylüler bayağı çalışkanmış yani. Güzel bir köy kurmuşlar. Her şeyi var. Evet, A'dan Z'ye her şeyleri var. Ama tabii ki bunlar yeni mutasyon geçirmiş bu köylüler sayesinde oluyor. Bunun modunu aşağıya koyacağım, tekrardan söyleyeyim. Evet, burada bir gizli geçit daha var. Buna gözüm çarpmıştı benim geçerken ama. Ulan. Hunter, ne haber? Sen ne yapıyorsun bakayım? Sen bize Emerald şey yapıyorsun. Emerald'dan yay veriyorsun. Güzel. Aslında fena değilsin. Aa, bunun da burnu kesiliyor. Evet, bunların da kesiliyor burnu. Çok güzel. Bu mükemmel oldu gençler. Oğlum, damdan dama atlıyoruz. Nerede lan? Oo, burada da bir tane var gizli geçit. Bir şey söyleyeyim mi? Bunlar harbi çalışkan. Ciddi anlamda çalışmış bunlar ya. Abi baksana neler yapmışlar bunlar buraya. Hoppo. Kat. Bunları nasıl yaptınız lan böyle? Bu arada bunlara burnunu Golden Apple vererek geri verebiliyoruz. Bilginiz olsun. Öyleydi. Düzeltildi mi bilmiyorum. Hata vardı, verilmiyordu ama. Evet, gizli geçit gayet uzun bu arada ve çok güzel bir yere geldik. Görmüş olduğunuz gibi yatak matak var bildiğin. Burada hani işçiler çalışıyor ama harbi iyi çalışıyorlarmış. Baksana şuraya abi, bunlar bildiğin medeniyet kurmuşlar ya. Normal bir köyden çok daha fazlası. Bunlar chestler falan ayırmışlar bak her şeyi. Kumuydu, o odunuydu, cartıydı, cürtuydu. Burada redstone'lar falan bilmem ne akıyor, geçiyor. Oo, bloklar mloklar. Evet, görmüş olduğunuz gibi gençler. Şuradan tekrar aşağı doğru devam eden bir yer var burada. Ona bakmak istiyorum. Yok, burayı kazıyorlar. Evet, daha da kazmaya devam ediyorlar yani. Orada kalmışlar. Tamam o zaman. Artık bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Gizli geçit konusunda. Evet, burası da başka bir çıkışı. Geçidin görmüş olduğunuz gibi buraya çıkıyor. Buraya da yeni mevzular yapıyorlar galiba. Neyse gençler, o zaman biz burada bitirelim ve evet, artık Ayhan amcamızın yanına döneceğim. Ona burada edindiğim bilgileri anlatacağım. Gördüğüm köylüleri, gördüğüm bulduğum gizli geçitleri, köyün şematiğini, alanlarını, cartını, cürtünü ben ona aynen olduğu gibi aktaracağım. Siz de kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.